Konu Ar-Ge inovasyon olduğu için oradan bir giriş yaptım. Zaman zaman ben öğrenci yıllarında genel etikte bir 10 yıl kadar çalıştım. Belki biliyorsunuzdur. Bu arada işte yazları Türkiye'ye geliyorduk. Gene uçak motorları, gaz türbinleri bunlarla uğraşıyorum. Sorarlardı işte biz yapabilir miyiz diye. Yapabiliriz diyorum. O zaman niye yapamıyoruz? Bu Ar-Ge konuları özellikle büyük projeler. Yani Ar-Ge'nin tabii büyük bir yelpazesi var. Temel bilimlerden başlayıp küçük büyük uygulama projelerden küçük çözümler üreten Ar-Ge'lerde olabilir. Büyük yelpazesi var. Özellikle uçak motoru gibi ciddi ve koordineli bir Ar-Ge çalışması gerektiren büyük işlerde ben diyordum ki yani yapabiliriz, know-how biliniyor. Gaz türbinlerin genel çevrimini herkes bilir. Genel çerçevesini bilir. Yapılması gereken şeyler bilir. Bir ekip lazım. Ekip kurmamız lazım. Burada bir sıkıntımız yok. Çünkü Türkiye'nin gerçekten çok güçlü yetişmiş insan gücü var. Okullarımız gerçekten kaliteli insanlar yetiştiriyorlar. Gençlerimiz. Biz bunu yurt dışına gittiğimizde de gördük. Hatta ben Boğaziçi Makine Mühendisliğinden mezun olduğumda gittiğim okul makine mühendisliğinde 13. sıradaydı o zamanki şeyle. Gittiğim laboratuvar, triboloji laboratuvarı dünyada 73'teydi. Kendi kendime biraz çekiniyordum acaba biz. İyi bir okulda okuduk ama işte buraya dünyanın en seçilmiş öğrencileri gelecekler. Bayağı zorlanır mıyız derslerde falan diye gittik. Çok da zorlanmadık yani. Çünkü Türkiye'de aldığımız eğitimin gerçekten kaliteli ve güzel bir eğitim olduğunu, güçlü bir eğitimle background'a gittiğimizi gördük. Peki Türkiye'de insan gücü de var. Motoru değişik kısımlarda aksamını tasarlayacak know-how da var genel şeyleri. Niye? Yani her şey hazır, malzeme hazır. Bu yemek niye yapılmıyor? Tabii burada uzun yıllardan beri devletin siyasi iradenin iradesini ortaya koyması gerekiyor. Uzun dönem, uzun soluklu Ar-Ge projelerinde özellikle dışarıda gördüğünüz Türkiye'nin ilk helikopter motorunda bunlar büyük projeler yani 7-8 10 yıl sürmüşler ve böyle birkaç milyona çıkacak işler. Yüz milyonlarca dolara mal olan büyük projeler. Burada tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın savunma sanayine verdiği önem, koyduğu irade ve bunun da uzun dönemli olması Türkiye'nin son yıllardaki bu savunma sanayindeki başarının en temel arkasında yatan gerçek. Burada ayrıca Şahrıman Hanım da burada savunma sanayi başkanlığından Ar-Ge'de. Savunma sanayi başkanlığımızın gene devletimizin bu politikası çerçevesinde bu büyük Ar-Ge projelerine destek vermesi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle büyük özellikle askeri projelerde Ar-Ge'yi sanayicinin kendi cebinden çıkarıp yapması ekonomik olarak fizibil sonuçlar çıkarması. Ticari motorlarda mesela tartışma oluyor. Yani bizim gibi şirketler, büyük şirketler kendisi yapsa da işte motor başına sonra parasını tahsil etse diye. Ticari motorlarda yıllık 10 binlere varan rakamlara ulaşılan motorlar olabiliyor. Fakat şöyle düşünün, bir F-16 motorunu düşünelim. Dünyada F-16'lar biliyorsunuz, bayağı iyi satan da bir uçak. Ama dünyada baktığınız zaman yaklaşık 2000-2500 tane var. Ama öyle bir motoru geliştirmenin bedeli yaklaşık 2 milyar dolarla 3 milyar dolar. Bunu bölüm motor sayısına ne kadar fizik olmadığını bir sanayicinin böyle bir işe ne kadar büyük de olsa girip girmeyeceğini anlayabilirsiniz. O yüzden dünyada böyle büyük ölçekli, büyük nefesli askeri projeleri devlet desteklemiş. Burada da devletimiz sağ olsun destekliyor. Bu yemeği yapmak için de her şeyde malzeme hazır olduğu için biz de ekibimizi kurduk. Savunma Sanayi Başkanlığımızın da verdiği bütçeyle destekle ve bu işi buraya kadar getirdik. Ar-Ge olarak içinde temel mühendisliğin yanında her türlü Ar-Ge'yi bulabilirsiniz malzemeden. Ben de ilk göreve geldiğim zaman bütün şirkette bir tane bile malzeme mühendisi vardı. O da başka işler yapıyordu aslında. Şu anda yaklaşık zannediyorum 40-50 kişilik hatta 50'yi de geçmiş olmaları lazım. Bir malzeme ekibimiz var. Türkiye'de dünyanın ilk defa
işte dünen de mi, Türkiye'de ilk defa sertifikalı, havacılık sınıfında sertifikalı, NADKAP sertifikalı malzeme laboratuvarı kurduk. Buradaki sanayicilerimizin de ihtiyacı olursa kapımız herkese açık. Devlet yatırım devletimizin zaten. Sertifikalı malzeme datalarımızı kendimiz üretiyoruz. Malzeme Ar-Ge'sinden malzeme, yerli malzemelerimizi geliştiriyoruz. Genel devletimizin savunma sanayi başkanımızın destekle. İlk Türkiye'nin ilk süper alaşım, nikel süper alaşım, Inconel 718 malzemesini Türkiye'de geliştirdik. Biliyorsunuz bir zamanlar uzun yıllar duymuşsunuzdur işte Türkiye'de paslanmaz çelik bile üretilmiyordu, üretilemiyordu. Havacılık kalitesinde 321 paslanmaz çelik ürettik çünkü motorla ihtiyacımız var. Inco 718'den sonra yeni bir bilgi, İzmir'de bir ortaklık yaptık burada bir şirketle, buradan da oraya gideceğim. Verzana Metal diye. Bu şirketimizde ilk defa nikel süper alaşım 738 low carbon'u ürettik. Yani malzeme konusunda da yapıyoruz. Bir malzeme de Ar-Ge yapıyoruz. Malzemeyi elde ettiniz. Bunu motora takacak hale getirmek için döküm teknolojileri. Türkiye'de ilk defa tek kristal türbin kanadı ürettik. Bu malzemeyle konuyla ilgili olmayan arkadaşlar belki biraz yadırgarlar nedir bu diye. İnsan hücreleri gibi, insan vücudu hücrelerden oluştuğu gibi metaller de grainlerden, taneciklerden oluşur. Kristaller de diyebiliriz bunlara. Çünkü metal, erittiğiniz metali donma noktasına geldiği zaman soğuturken her noktadan, değişik noktalardan donmaya başlar. Solidifikasyon, kristalleşmeye başlar. Mercek altında, mikroskop altında baktığınızda bunları tane tane görürsünüz. Ne yazık ki bu taneler motor gibi yüksek sıcaklıkta çalışan sistemlerde yük altında taneciklerin birbirlerinin üstünde kayma eğiliminden dolayı parçaların deformasyonuna ve çalışma sıcaklığını sınırlayan, yükleri sınırlayan bir dezavantaja dönüşüyor. İşte böyle çok yüksek sıcaklıkta çalışan parçaların bütün parçayı tek bir kristalden kontrollü bir soğutmayla elde edilecek teknolojiler var. Bu teknolojiyi Türkiye'ye kazandırdı. Bunlar tabii ki export kontrol dedikleri tırnak içinde kimsenin kimseye tatmadığı teknolojiler ve bunların Ar-Ge'lerini TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü, Gürmetal, o da başka bir iştirakimiz, onu da satın aldık. Bu şirketlerle ve ekiplerle beraber savunma sanayi yine Şadovan Hanlar'ın biriminin desteğiyle Ar-Ge projesi olarak Türkiye'de ilk defa bunları geliştirdik. Başka neler yaptık? Katmanlı imalat, hep duyuyorsunuz. 3D printing diye de geçiyor İngilizcesi. Katmanlı imalat artık makineler her yerde var. hatta Amerikan ticaret ateşkesi gelmişti biz. Genel elektrik ortaklı bir şirket olduğumuz için fabrikayı geziyor falan. Bu yolcu uçaklarında da kullanılan çok özel imalat teknikleri var. Bunları yaptığımız çok hassas makineler var. Ve dünyada her zaman bindiğiniz Boeing 737, Airbus 320'nin yeni nesil motoru var Leap diye. Dünyanın en çok satan motoru. Bu motorun ön tarafında kompresör kanatlarını yekpare üretebilen ikinci fabrikayız. Birincisi Cincinnati, Genel Elektrik Amerika fabrikası. İkincisi de biz Eskişehir'de. Orada üretiyoruz falan. Bunları işte tezgahları görüyor falan. Ya nasıl yapıyorsunuz? Kaç para yapıyorsunuz? Onu söyleyemem. Bu makinaları nereden alıyorsunuz dedi. Dedim makinalarda değil keramet. Onları programlayan mühendislikte imalat mühendislerimiz var. O kompleks parçaları 3 boyutlu uzayda nasıl işleneceğini, takım tezgahının üstünde nasıl dolaşacağını oturup programlıyorlar. Ondan sonra bunları doğruluyorlar. Kesici takımların aşınma paylarına kadar. Çünkü hassasiyet çok çok hassas işlemeniz gerekiyor. Dedim asıl keramet orada değil. Bu makineyi dedim bizim en kalitesini aldık, bu İsviçre malı ama Tayvan malı da var, Amerikan malı da var, yani Alman malı da var, alabilirsiniz. Yani işi yapan makine değil. Şimdi 3D print işine getireceğim, makine var ama 3D print'i şekil olarak çıkarmaktan ziyade iş görecek, yük alacak şekilde parçayı üretebilmek de bir noham. Bu Ar-Ge zirvesi olduğu için biraz açıyorum, motorun içinde ne Ar-Ge'leri var diye. Bizim ekibimiz sağ olsun, malzeme ekibimiz katmanlı imalattan
öyle yüksek mukavemet değerlerine ulaştık ki buraya getirmedik ama şeyde vardı, Teknofest'te katmanlı imalattan sonra parçayı kesip parlattığınızda, baktığınızda yüzeyde en ufak bir porosite göremezsiniz. Sanki haddeden çıkmış çelik levha gibi kestiğinizde ne kadar pırıl pırıl çıkarsa hiçbir şey yok içinde. Pırıl pırıl. Halbuki bu zerre zerre bir araya kaynaklanarak yapılmış bir parça değil mi? O kadar güzel yapıyoruz ki Allah'a şükür ekibimizin ellerine sağlık. Yoğunlukta hiçbir sıkıntı yok. Mukavemet değerleri normal dökme parçadan, döküm kanat yapmaktan katmanlı imalat parça yaptınız mesela. Dökme parçadan mukavemeti daha yüksek, dökümden daha yüksek çekme mukavemeti, malzeme mukavemeti elde ettik. Dövme yapılır o madde. Yüksek yük alan şeyler biliyorsunuz mukavemet artırmak için dövme yapılır. Elde ettikleri mukavemet değerleri dövme parçaların %95'inin üstüne çıkıyor. Neredeyse dövmeye yakın mukavemet elde ettik. Tabii bu kadar yüksek mukavemet elde edince, ben motorun içinde de bol miktarda kullandım. Tabii ben kullanmadan önce bir de dedim ki yani siz bunu oda sıcaklığında, normal ortam sıcaklığında bu mukavemeti gösteriyorsunuz ama bir de çalışma sıcaklığında gösterin de bir görelim. Yani oda sıcaklığında normal ama bir de 1000 derecede, 700 derecede, 1100 derecede nasılmış bir de orada görelim. Onları da yaptık. Her şey düzgün çıktıktan sonra dışarıda gördüğünüz motorun içinde motorun %45'i neredeyse katmanlı imalattan elde edilmiş parçalarla donattık. Ve dünyada ilk defa dönen kanatlarda katmanlı imalat kullandık. Herkes de bize bakıyor patlayıp çatlayacak mı diye. Çünkü dünyada kullanılıyor ama genellikle devlet desteği ve bütçete fonlama desteği olunca insanımızın yeteneği zaten orada var. Ekibi böyle düzgün getirdiğimizde böyle büyük ARGE projelerinde başarılı yapmak nasip oluyor. O yüzden emeğe geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Motorumuz dışarıda. Tabii o motor ilk Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla teslim ettiğimiz motorun çok benzeri ama şu anda biz onu olgunlaştırmaya devam ediyoruz. Dışarıda gördüğünüz borular daha böyle kibar hale gelip daha motorun etrafına yapışıyor. Hatta bir kısmını içeri alıyoruz. Yani onu geliştirmeye devam ediyoruz. Olgunlaştırma çalışmaları devam ediyor. İnşallah ilk uçuşunu da beraberce görmek istiyorum. Burada bir eksiğimiz var, onu da söyleyeyim. Böyle büyük ARGE'lerde ARGE yapmakla iş bitmiyor. Testini yapıp çalıştığını göstermek lazım. Biraz önce bahsettim. Çok güzel bir şey. Ama bir de bunu insanlı uçuşta kullanmak istiyorsanız ki gökbey insanlı bir helikopter. İHA'larda o kadar büyük sıkıntımız yok. Kalifikasyon testini SSB veya hava kuvvetlerindeki denetçi arkadaşların huzurunda yapıp çalıştığını gösteriyoruz. Zorluyoruz motoru değişik şartlarda. Onlar da görüyorlar, tamam uçabilir, uçuruyoruz. Ama insanlı uçuşlarda Sivil Havacılık Otoritesi'nin sertifikasyonu ve imzası lazım. Türkiye'de bu alanda biraz geride kalmış vaziyetteyiz. Gerçi şu da doğal bir şey. İlk defa olarak kendi yaptığımız motoru sertifikalandırmaya çalışıyoruz. Ekip de bu işi bilmiyor. Beraberce öğreniyorlar ama sertifikasyon işleri biraz daha uzun süreçli işler. O yüzden bana soruyorlar, bu ne zaman oluşacak, ne zaman oluşacak? Sertifikasyonu tamamlanmadan bunun içine bir pilot koyup uçağı kaldıramayız. Çünkü önce insanlı uçuş yetkisi almamız lazım. Laboratuvarda her türlü çalıştırırız, canlı oluruz ama insanlı uçuş için sertifika sürecinin belli bir aşamaya gelmesi gerekiyor. O yüzden biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Ben de teşekkür ederim dinlediğiniz için. Tekrar hoş geldiniz diliyorum.